Evet canlar, hepinize günaydınlar, hepinize merhabalar. Günaydınlar herkese. Nasılsınız bugün? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Evet, ben de toparladım. Daha doğrusu Belgin'cim beni toparlamaya çalışıyor. Hala hazırda. Evet, sabah kahvelerimizi içtik. Düştük yollara. Gidelim birazcık güzelleşelim dedik. Merve'den sıra almıştım ben de. Bir araba da geleceklerine. Ya sen hiç olmasa arada seni de alırız. Evet, arada ben de çıkmış olurum hiç olmazsa. İyi olur, hiç olmasa hem de olur. Bazen bakım yapmak gerekiyor. Değil mi? Kaşlar. Bana şey demişler zaten. Ne o kaşların öyle şey gibi. Parmak gibi. Ben kalın kaşı seviyorum. İnce kaş her zaman yaşlı gösterir çünkü. İnce kaş ben de seviyorum. İp tip alıyorlar. Kötü durumda. Böyle biraz benim kaşlarım bile bana göre ince aslında. Bir tık daha kalın olsa. Ben kalın kaşı seviyorum. Mikrobiyelik dedikleri bir şey var mı? Ama ne olursa olsun belli oluyor. Yani şey gibi doğal kaşın gibi durmuyor. Bak Aydoğan yaptırmış. Aydoğan zaten maşallahı var Aydoğan'ın. Botokslar. Örümcek ağları. Dolgusu yok herhalde. Dolgusu mı? Dolgusunu bilmiyorum ben Aydoğan'ın. Bir kere işte senin saçın boyanırken geldim de gördüm Aydoğan'ı. Saçını ektirdi. Mikrobiyelik yaptırmış. Hey maşa bizden bakımlı yani. Tabii canım. Bakıyor, seviyor kendine bakmayı. En güzeli ya. Ya kendine de nasıl iyi hissediyorsun? İnsanın kendini böyle şey... Kendini daha iyi hissediyorsun aslında bakım yaptığın zaman. Tabii canım, insan daha böyle güneş, daha bir güzel, daha şey hissediyor. Dünyaya da bakış açın değişiyor. Yani daha güzel bakıyor. Kesinlikle ya. Bak. Kendim saldım zaten böyle bir şey. Ay hiç. Ne oldum ben öyle 3 gün dağıldım. Neyse şükür toparladım. Arada böyle oluyor tabii. Burak'la Eray iyi geldi. Arada bir gidip eğlenmek lazım. Aynen. İyi oluyor ya. Tabii arada küçük gez. Hava al gel. Değişiklik gel sonuçta. Güzel bir şey ya. Geldiğin yer zaten arkadaşlarım. Aynen zaten. Öyle. Güzel şeyler mi? Değil. Yazık zaten şey Şeriban kaç defa geldi masaya Nihal'cim. İstediğin ettiğin bir şey var mı? Sıkıntı sorun var mı? Dedim. Ne sıkıntısı olmayacak dedim. Evet, ben yine tüylerimi buldum. Sen bunu duyacak mı? Ben de geçen gün buldum beyaz ama almadım. Evet, tüyümü buldum alıyorsun yine. Mu? Ben buldum mu alıyorum. Eyvah. Bugün de bu aralarda kuşlar tüy dökmeye şey vardı. Herhalde. Her yerde tüy. Ay çok güzel ama bu tüy. Ben de aynısından görmüştüm şeyde. Yaklaşacağım bir kadar da tüyüm. Bak o gün dedim sana araştıracağım diyor. O gün yine ne oldu da okuyamadım ben. Evet. Yolda bulunan tüyler evrenden gelen mesaja yoruluyor aslında. Hangi tüyün, hangi renk tüyün ne anlama geldiğini okuyacaktım. Daha dün o gün konuştuk. Sonra ne oldu? Ha Sevda geldi. Ha evet. Sevda geldi. O gün kaldı. Bugün geriye dönüştü. Ben makineyi çalıştırdım değil mi? Ya konudan konuya geçiyorum da. Aslı ön yıkmayı da çalıştırdım. Biz dönene kadar en azından bir su yıkansın ki dedim. Geldiğimde bir su daha yıkarım dedim. Çünkü bizim makine su almadığı için tam, şey tam temizlemiyor. O yüzden iki defa yıkamak durumunda kalıyorum. Neyse en azından Merve aradan çıktı mı? Aynen. Bugün evde İşime gücüme bakarım. Nasıl olsa doktoru da iptal ettim. Evet. En iyisini yaparsın yani. Senin evet, bugün şey vardı mı? Hakan'ın okulu. Var. İşte Hakan'ın okuluna gideceğim, geleceğim. Bir düşünüyorum belki denize götürsem mi? Şimdi diyor denize oynuyorum. İsmail istiyor bayağıdan beri. Evet. İsmail'in zaten tek gitmek istediği yer deniz. Ne yapsın? Gideceğimi istiyorum. Evet. Onu da seviyor. Onun haricinde dışarıya çıkmak istemiyor zaten. Dün de söyledi, olmadı. Aa bak. Genelde her şeyi toparlarsan evi tüyler de olur. Bu hayvanlar hakikaten tüyler de olur. O şey değil ama mesela evden çıktın. Bu ara zaten çok görülecek. Ya. İkimiz de aldık tüylerimizi. Ben bir tane cüzdanımda var işte. Sen de değil mi cüzdanımda koyayım. O gün ama her yerde bir komple hayvanı sanki bildiğin güveni yok. Yok bugün araştıracağım onu. Mutlaka ve mutlaka
Bugün salonu temizleyeceğim ben. Camları silemeyeceğim, hem sıcak. Camlar kalsın. Şu sıcaklarda büyük bir temizlik yapası hiç gelmedi. Sadece çerçevelerin kenarını siler takarım şeyi, perdeyi. Sıcaklar geçti mi sonrasında silerim, ne olacak? Bir su daha yıkarım, perdeleri asarım, bir şey olmaz. Diğeri bitti mi? Bitti. Biz unuttuğumdur, böyle niye bakıyorsun? Oy, oh. Alt tırnakları ne durumda şimdi Merve şeyin, Belgin'in? İşte okey. Uzunlukta ama ince işte. O da normal zaten. Evet, bu işler ne yapılıyorsa bunlar göze alınmalı. Bırak, sen yer misin Belgin'i peki tekrar? Evet. Evet. Hala alışkanlığını kaybetmedin yani. Biraz tedavi etmiş olmalı. Değil mi, aslında bayağı da oldu. Tabii. Sen ayağı mı? Çıkabiliyor muyum? Sen olmadın mı? Olmak üzere. Olmak üzere. Bilmiyorum, ya da ben bunun şeyine alıştığım için kolaylığına. Sağlam ya. Kendi tırnağın da sağlam olacak. Ay, incecik kırılıyor direkt. İşte o var. Jel aşırı. Ama şimdi üstüne jel yapılırken altı incelti diyor. İncelti. Kendi tırnağın olsa o kadar ince olmayacak ki. Ay, ama yine jeli çıkartırken yine inceltiyor. Şey sürelim, çili biberi sürelim. Yememek için. Annem evet. Yaptı, o işe yaramadı yani. Gerçi sen acı seviyorsun. Acı fark etmez yani. Anne, her şey denedim. Neyse ya, Merve Hanım burada olduğu sürece sıkıntı. Baksana Merve, yurt dışına giderse ne yapmayı düşünüyorsun? Daha hemen gitmeyecek ya, durur. Bugün yarın mı gidiyor? Kafadan daha bir onun rahat bir 5-6 ay var. Kış bela kaşımızı aldıracak birini bulduk dedik, o da giderse. Aa, hakim. Aslında düşünmedik. Herkes de kış aldırılmaz ki. Evet, aldırılmıyor yani. İncecik yapıp bırakıyorlar. Kafalarına göre hareket ediyorlar. Kaşını hiç sormuyorlar nasıl istiyorsun diye. Kendisi nasıl beğeniyor, öyle yapıyor. Öyle yapıyor, yapıyor, evet. Ama hayır, benim şurada bir tane, ha şurada şurada. Şuradaki biliyor musun? Şu aradan giren girdiğiniz zaman kişiye konforu. Karşıdaki mavi yerde. Orada bayan da güzel. Karı koca çalışıyorlar. Neresi? Hemen şu mavi var. Aradan sokaktan girdiğiniz zaman sol taraftı. Bir erkek konforu var. Yaşar. Yaşar. Ha, onu kastediyorsun. Aa. Evet, ben onu da aldım zamanında. Orada bayan yok ki. Eşi var. Bayan kuaförü var orada bir tane. Tamam, çok eski. Tamam, Yaşar. Onun eşi alıyor zaten. Karı koca çalışıyorlar. Şimdi bir defa sanırım. Ha, geçen gün yolda gördüm. Adam da yaşlı galiba. Bayağı eskiler. Çok eskiler. Bayağı eskiler. Eşi de, onun eşi de çok güzel. Sen nasıl istiyorsun, şu şekilde olur. Kadın da güzel olur. Ha, ben evimizim orada açıldı. O klimacının orada da. İlk gibi yapmış kaşımı, gözümü bir açtım. Böyle diyor, daha güzel oldu diyor. Ay, sen şimdi böyle tırnaklarını yaptın, ben de temizliğimi yaptım. Bugün ben de oturayım bari, bir manikürümü pedikürümü yapayım da. Kıskandı, gördün mü? Ben kıskanırım Belgin'i. Çok kıskanç bir kadınım ben. Hani beraber geziyoruz, ellerimiz var, bakın ne olsun yani. Ben zaten şimdi temizlik yaparken ya kırılacak ya uçlara gidecek. Ama geldi öyle düşünmüyorsun. Ya kırılsın, ne olacak, bütün malzemelerim var elimde, oturup benim en fazla yarım saatim alacak, oturacağım manikürümü yapacağım. Şey mi, kuaföre mi gidiyorum manikürü yaptırmak için? Ne güzel. Yetenekli. Evet, marketten alışverişlerimi de yapayım. Evet, sütte zam gelmiş. 21.50.
18'di. 3 lira 50 kuruş zam gelmiş. Süte. Türk kahvemi alayım. Evet, Belgin'cim geçen gün almıştı sağ olsun ama o evet. Türk kahvelerimize de zam gelmiş. Bunlar da 16.50'den 19.50'ye çıkmış. Türk kahvemizi aldık. Bugün alacaklarımı alıp inanılmaz çünkü boğucu nemli bir hava var. Bir daha dışarıya çıkmayı düşünmüyorum. Ekmeğim biraz vardı. Bugünlük yeter herhalde ama bir tane daha alsam ki bir tane daha. Evet ya, alayım incik yapmayayım ondan sonra. İçerisi o kadar serin ki hiç dışarıya çıkasım gelmedi. Not başlıkları ne kadar olmuş? Gerçi bu Bella'nın Parex'in var. 122 lira olmuş. Maşallah. Neyse, Belgin onu internetten daha ucuz fiyata buluyor. Onu Belgin'e söyleyip internetten baktırmak lazım. Sabunlarda indirim var. Ne alacaktım ben? Evet. Klozetler için çamaşır suyu. Kendi mutfakta kullandıklarım çünkü kloraksız. Bunları klozetlere döküp kaçıyorum. Gözümden dolayı girmiyorum bile. Fiyatlar almış başını gitmiş. Eskiden 2 liraya 3 liraya aldığımız ürünler. Çamaşır suları burada. Aceler büyük boy var. İndirimli ürün yok. Gerçi A101'den bakacaktık Belgin'le bugün ama A101'e hadi bu sıcakta gitmeyelim dedik, yarına kalsın ya da akşamüstü, çünkü çocukları denize götürecekmiş. Ben bu sıcakta daha çıkmam bugün dışarıya. Doktoru da iptal ettim zaten. Evet, çamaşır suyuna bakayım dedim ama ben de takıntı ürün indirimli olmadıktan sonra almıyorum. Hijyenik kadın petlerinde indirim var. Deterjanım da var zaten. Deterjan ekstra, bir çamaşır makinesi deterjanı ekstra indirime girmedikten sonra almam. Evet, stikerin fiyatına bakmak istiyorum. Geçen defa çünkü indirimli, biliyorsunuz nereden almıştım, en son kozmetikadan almıştım. Ama erkek için olanı almıştım. Aslında ter koruma oranı daha yüksek olduğu için daha iyi. Ama burada galiba erkek bölümünü ayırmışlar mı? Yok, ayrı da değil. Ama bulamadım. Şampuanlarda indirim varmış. 127'den 63'e. Duş jelleri aslında iyiymiş.
Şunun fiyatı gayet uygun. Ama bu açık hava mı? Evet, bir tek onda 29 lira diyor. Orkide özleri mi bu? Bizi bir sormak lazım. Evet, Elidor'un 1 dakika kremleri vardı. Onlar ne kadar? Bunlar bile 71 lira olmuş. Evet, ben şunu kullanıyordum. Kan ter içerisinde kaldım. Ne yaptım sadece elektrik süpürgesini? Yerlere alabildim. Geldiğimizden beri hiçbir iş yapamadım. Çok sıcak. Geldiğinden hatta şimdi Nihal abla bırak işi bitir denize gidelim dediler. Odayı temizleyeyim dedim ama sıcaktan hiçbir şey yapılacak gibi değil. En azından bir yerleri sileyim. Her gözümün içine girdim. Kırmayı da açamıyorum. Tripodun önce bir odadan kaldırayım. Şuradan. Antalya'da yapmayı en nefret ettiğin şey ne diye sorsalar herhalde temizlik yapmak derim yazın. Nefret ediyorum. Çok sıcak çünkü. Biz sabahtan zaten mümkün değil yapmak. Ne kadar da olsa sıcak oluyor. Şu arka taraftan başlayayım da en güzeli. O tripod ortadan kalkmışken. Ay ay. Ay 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 ay. Neyse kuaförü aradan çıkarmış olduk. Bugün gerçi bugün toz da alamayacağım. İnanılmaz terledim çünkü. Ben koltuğun üstünü bir ayarlayacağım. Çünkü buraya serdiğim örtüyü yıkadım. Perdelerini hemen bir sereyim. Perdeleri takayım. Sonra kırmayı açıp oturup kitap okuyacağım. Evet, yolda da dediğim gibi bugün tüylerle ilgili kitap okumak istiyorum. Bir araştırma yapacağım. Hatta bazılarınız demişsiniz yok ritüelmiş, yok ritüelmiş. En güzeli doğa diye. Evet, dünya zaten doğa üzerine kurulu. Doğamızı ediyoruz. O ayrı. Ama ben her zaman her gün evimde zaten aniden kürsü yok diyorum ama ben biraz böyle bu dönem uzun süredir yaşadığım olaylar işte sağlık sorunlarımı bir neticeye bağlandıramamam hepsi üst üste gelince bir an böyle camları böyle açıp yeter diye bağırmak istedim. O raddeye geldim. Ortada olan bir şey var mı? Yok. Annem de hatta ne oldu dedi. Annem köyde biliyorsunuz. Dedim bir şey olmadı. Ama kötüyüm. Her şeyi çok üst üste geldi. Kaldıramıyorum dedim. Ama atlatacağım tabii ki. Allah'ın izniyle. Evet. Arada insanlar sen de diyebiliyor. Ama önemli olan toparlayıp ayağa kalkmak. Ben çok daha zor günlerde atlattım. Bu da geçecek diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle.
Büyük odada oturmayı çok seviyorum. Böyle küçük oda beni daraltıyor. Ama böyle bu sıcağın altında da temizlik yapmak kolay değil. Bugün dediğim gibi sadece yerlerini sıcağım, yarın toplanacağım. Çünkü bütün kitapları bilmek istiyorum. Artık onu oda verdiğimde onu konuştuk dedim. Ben ancak akşam iş yapabilirim. Gündüz benim bu evde iş yapabilme olasılığım yok. O yüzden denize falan gelemeyeceğim ben ablam dedim. Odayı bitireyim en azından. Size dedim iyi eğlenceler. Onlar gittiler. Çocuklar sıkılıyor evde. Hele ki İsmail. Hakan yine kreşe gidiyor. Okula gidiyor. Öyle de böyle de bir aktivite içerisinde bulunuyor. Ama İsmail için hiç yok. Bunda o da yok. İster istemez sıkılıyor. Diyeceksiniz sıcaktan şikayet ediyorsun diye ama o kadar sıcak ki. İşte doktora gidecektim. Ayağımın iğnesi yapılacaktı aslında. Ama iğne yapıldıktan sonra iğne kemiğe yapıldığı için su değdirmemem gerekiyor. Islatmamam gerekiyor orayı ama tamam hadi duşa girerken kurudum. Ama terle ne yapacağım dedim. Sonra Berdin'le dedik. Dedi Berdin artık Nihal abla olmazsa 2-3 hafta ertele de dedi. Yani sıcaklar en azından biraz geçsin. Ondan sonra yaptırırsın dedi. Vazgeçtim çünkü gerçekten ıslatmadan durabilme olasılığı yok bu kadar terle. Duşa girerken ayağımı şeyde bırakıyorum. Neyse şurayı bez, ayrıca bir bezle sileyim. Köşelere bile dahil alamadım maalesef. Şimdi su sildim zaten, ondan sonra suyu değiştirip tekrar sileceğim. Bu akşam televizyon falan da açmayı düşünmüyorum. Oturup köyleri araştıracağım, evet. Belirli dönemlerde meleklerimizin bize bir şekilde işaret için tüy gönderdiğine inanılıyor. Ama tüylerin renklerine göre anlamları varmış. Daha önce bir yerde okumuştum ama ne olduğunu hatırlayamıyorum. O yüzden bu akşam oturup yolları açtırmak istiyorum. Devrimlemin en güzel yolu kitap okumak çünkü. Ancak kitap okuyarak kendime geliyorum. Kitap okumadım mı? Kendimi boşlukta hissediyorum. Bu ara dediğim gibi işler güçler derken kitap okumayı birazcık boşladım. Bu da doğal olarak şu an nefes alınacak gibi değil. Aşırı bir nem var. Sıcağa geçtim, esiyor. Üstümden görüyorsunuzdur, her yerim zaten ıslaktır. Allah var ya, dışarıda çalışan, sıcak ortamda çalışanların yardımcısı olsun. Ya 3-4 gün daha hava bu şekilde devam edecekmiş. İnan bu haftada kaldı. Oldu bu oldu derken hep bir şekilde kalıyor zaten. Ne zaman yaptıracağım onu da bilmiyorum. Ama bu ara sağ ayağımda çok şiddetli ağrıyor. Tabi bazıları demiş işte şu oldu bu oldu da ondan dolayı İşte söyledi, hiçbir şey yapamadı, edemedi. Evet, çünkü sağlık sorunlarımı çözemiyorum bir türlü. Bir çıkış yolu bulamıyorum. Yoksa yapabileceğim iş çok fazla var. Ekstradan. Ama
Bunda da vardır bir hayır. Rabbim geciktiriyorsa diyorum, daha güzelini verecektir, nasip edecektir. Çünkü Ocak'taki doktora da gidersem yeni başlar. Hem vardı filmdi. Her şey baştan yeniden başlayacak. Açıkçası onu da istemiyorum. Bu da çok uzun süre oturdum. Acaba biraz koltuğun yerini değiştirdiğimde bu tarafa mı çeksem diyorum. Kırmanın açısıyla nasıl olur onu da bilmiyorum. Bu kadar ter dökmeyle insan birazcık kilo verir değil mi? Maalesef veremiyoruz. Olduğumuz yerde takıldık. Her bu ara birazcık böyle aşureydi falan da derken de tabii belginden de fazla aldım aşureyi. Zehra ablacığımdan da 3 tabak aldım. Şöyle mi çeksem diye düşündüm. Evet, aslında kablo da burada. Oradan çok sık gelip geçmiyorum. Çünkü altını da silmek istiyorum buranın. Önce şurayı da sileyim, öyle çekeyim olmazsa. Her yer kablo. Bizim maalesef şeyimiz yok burada. Topraklamamız yok. Ben sadece iki prize taktırabildim topraklama. Diğerleri maalesef harçla yapışmış. Harçla beraber olmadı. O yüzden de korkuyorum. Birerli prizleri kullanıyorum uzatma kabloyla. Yok, bugün bunu böyle çekeyim. Biraz bu tarafta yatayım. Orası artık oturmakta. Orası benim köşem oldu. Artık üstünü örtüp dediğim gibi akşamları da burada yatıyorum ben, çünkü artık klima burada olduğu için. Evet, bu arada sevgili Sevinci, sen aslında kaç kez bloglarda bahsettin ya. Gerçi sen blogları atlamadan izlediğini de çok iyi biliyorum aslında. Ama muhtemelen kaçırdın diye düşünüyorum. Balkonda ektiğin çiçekleri sormuşsun, hepsi kurudu, neden oldu, ne yapabilirim diye. Bana öncelikle hangi şehirde olduğunu, İstanbul'dasın diye biliyorum. Hangi şehirde olduğunu, balkonunun cephesine açık mı, kapı, gerçi açık balkonda, kapalı balkonda ne yetiştirebilirim diye sormuşsun. Onları bana en azından bir yazarsan. Topraklarla ilgili aslında çok detaylı bir vlog hazırlamıştım. Hangi çiçeğe ne kullanılabilir? Ama sarkan çiçekler istemişsin. Sarkan çiçekler genelde mevsimlik olur. Ya da bu mum çiçeklerinin sarkan türleri var. Bende de var mesela, dişide geri var. Haruko sarkıyor. Birkaç tür var. Şu an aklıma gelmedi. Üstünden isimlerine yine bakarım. Sarkan türlerden ekebilirsin. Yine balkonda uzun süre böyle kalıcı istiyorsan Madagaskar yasemini yetiştirebilirsin. Normal Arap yasemini yetiştirebilirsin. Sarkan türlerden. Kaktüslerden yetiştirebilirsin. Yılan kaktüs olabilir, maymun kaktüs olabilir. Farklı türler olabilir. Ama en rahat yetiştirebileceğin, 3 sene çiçek açmasa da beklerim diyebileceğin en uzun süre dayanıklı atlas çiçekleri. Hem aşağı sarkar hem görüntü olarak güzel olur ama 3 sene çiçek açmaz senin için. Ben 3 sene dayanırım diyorsan, Allah, şöyle bir çekeyim. Ah, bu kadar böyle ağırken böyle maalesef bu yer sevgili benim yanlış taşımışlar. Eşyaları böyle etmek zor oluyor. Evet, bir süre böyle çekeceğim, böyle oturulsun. Bir yer değiştirmiş olayım. Evet, dediğim gibi. Başka artı, yani toprak oradan çeşitlerine bakarsan hiçbir şey yapamıyorsan torfla bahçe toprağını karıştır. İçine biraz perlit koy ya da biraz lav taşı olabilir. Bir geçirgen bir toprak elde et. Mutlaka geçirgen toprağın içinde hemen hemen her çiçek yetişir. Sadece işte bu benjamin ağaç tarzı, yani bahçe çiçekleri tarzı
geçirgen toprakta biraz zor olur. Onun haricinde bir yapar. Ah! Yaparsın diye düşünüyorum. Ayağım dediğim gibi. Bugün gerçekten çok kötü ayağım. Denize de aslında biraz o yüzden gitmedim. Hatta sabah Belgin geldiğinde, Hakan'ı bırakıp geldiğinde Nihal abla dedi, dışarıda berbat bir sıcak var, nem var dedi. Dedim acaba kuaföre gelmesen mi ablacığım ben dedim. Ben sadece kaşlarımı aldım için gittim çünkü. Yok o kadar da değil dedi ama o kadarmış yani. Gittik geldik hemen bir duşa girdim. Onlar tekrar çünkü Hakan'ı okula götürdüm. Olacak olan iş terlikte maalesef yapılamıyor. Burada ne yapıyoruz? Sabah kalktıktan sonrasında ancak öğlen sıcağına gelmeden bir iki bulaşık varsa bulaşık yıkanıyor. Ben yemeğimi 2-3 gündür erken saatte hazırlıyorum. Geç saate kalıp da abur cubur yemek istemiyorum. Ay, bir iki dakika ara vereceğim. Bir iki dakika ara vereceğim yoksa öleceğim. Bugün akşamüstü kahvem yalnız yani. Ay şu halime bakın pıslak. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnsan nefes alamayacak burada. Ah. Ay bir suyumu içeyim. Kahve içeyim. Makinede durmak üzere zaten hemen. Nefes alacak yerim kalmadı. Öyle ancak bölük pörçük iş yapılıyor. Ara ver dinlen tekrar başla. Yoksa insan gerçekten baygınlık geçirecek artık. Ben en azından kahvemi yapayım. Marketten soda alacaktım, unuttum öyle geldi. Kahvelerimi aldım. Gerçi şeye gideriz dedik Berlin'le. A101'de indirim var demişti Berlin. A101'e gideriz dedik ama aslında Nihal abla bir şey istersen WhatsApp'tan yaz dedi ama onlar da Deniz'den muhtemelen 1 saatte gelirler diye düşünüyorum. Perdelerin daha 40 dakikası var. Perdeleri serdiğim gibi kendimi duşa atacağım. Artık perden her yerim böyle şey yanıyor, sek gibi oldum. Aslında denize gitsem iyi olurdu. Yaş dayım gelir mi onu da bilmiyorum. Allah kabul etsin. Kuzenim adağı varmış, adak kesmiş. Onu getirdi, harcandayım dedi. Gelip buradan alacak Nihal dedi. Benimkini getirmiş. Benim ev ortak nokta olduğu için teyzem kızı çünkü arada. Dayım Uncalı tarafında. Burası 100. tam orta nokta. Alınacak, verilecek, gelecek hiç yok olanlar buraya geliyor. Buradan herkes alacağını alıyor. Belki dayım gelir. Dayıcığımla birazcık muhabbet ederim. Kaç gündür görüşemiyoruz. Gerçi o da biraz sıcaktan zor çıkar gitme geliyor dışarıya. Başımı klimayı açmıştım. Klimanın altında oturuyordum. Dayımın köpeğini tanıyorsunuz Kofi'yi. Kofi hastalandı bu arada. İki gece veterinere götürmüşler. Klimanın soğuğundan köpek hastalanmış. Yani gülerek anlatıyorum. Sinirlerim bozuldu.
Dayımın evi çünkü bildiğiniz soğuk hava deposu. İki klimayı 18 dereceye açıyor. İnanılmaz derecede soğuk. Annem hatta orada kaldığımız dayım işte çarşafla yatarken annem yorgan almış, üşümüş o derece. Kofi hastalanmış bu arada. Veterinere götürdük dedi. Gece oksijen verdiler dedi. Sonra gündüz Erşan tekrar götürmüş. Demişler bu köpeği şeyden uzak tutun, klimadan uzak tutun. Klimadan hastalandı demişler. Şu an dokunacak yerim yok, yemin ediyorum yok. Koficemiz hastalanmıştı. İyileştiyse dayım bugün mi uğrar? Gerçi o da bittiği zaman buraya da gelse yemeğimiz... Ah! Bizim boşa çıkıyor. Yemeğimizi hemen hazırlar. Odada klimayı açarım zaten oradayız. Dayım zaten mutfakta oturup yemek yiyemez bu sıcakta. Mümkün değil. Ki bugün ben de galiba yiyemeyeceğim. Yine akşam üstleri burada oturuyorduk. Balkonda arada esinti oluyordu ama bugün öyle bir gün değil. Acaba hatta bugün yine yangın mı oldu dedim. İki gün öncesinde çünkü şeyde Kepez tarafında gıda fabrikasında yangın çıkmış. Onun alevi geliyordu. Bayağı bir alanda yanmış zaten. Allah'tan ormanlık alana, arka taraflara yayılmadan söndürülmüş. Çünkü ormanlar yanım gerçekten cam ya, onlar da cam yani, yeşillik. Akciğerlerimiz aslında. Üzücü tabii ki. Yine acaba öyle bir şey mi dedim ama değilmiş. Onu da zaten annemden öğrenmiştim. Yangının olduğunu. Böyle bu aralar çiçekti, böcekti, oydu buydu, oraya koştu, buraya git gel derken dediğim gibi kendime ne zaman ayırabildim, ne bir şey yapabildim, ne haber izleyebildim, ne kitap okuyabildim. Böyle bir anda kafam dağıldı. Hiçbir şey algılayamadım. Aslında her defasında şunu biliyorum. Ancak kitap okursam kendimi toplarım, kendime gelirim. Bunu çok iyi biliyorum ama bunu bilmeme rağmen nedense yapmadım. Böyle biraz sakinleşip biraz ondan sonrasında algılamaya başladıktan sonra kitap okuyayım diyorum. Aslında hata ediyorum. En başında yapsam belki bu kadar olmayacaktı. Dediğim gibi çok uzun süredir yaşadığım sıkıntılar, sorunlar, sağlık sorunlarım. Kusura bakmayın, bu aralarda bir gözümü kırpıyorum. Dizim bugün gerçekten çok kötü. Bastırmıyor üstünü. Tamam, geçici olarak çözümler buluyorum, idare ediyorum ama kalıcı bir çözümünü maalesef bulamadım. Bakalım Belgin'in bu Gülcan'ın arkadaşının kızını ameliyat eden doktor Amerika'dan dönem dönem buraya gelip gidiyormuş. Ona ulaşabilirsek bir ona ulaşmayı deneyeceğiz. Ama tabii ücreti ne kadardır ya da ne kadara mal olur bilmiyorum, ona göre gidebilir miyim gidemez miyim. Bu konuda uzman bir doktormuş çünkü. Bir de onunla görüşmeye deneyeceğim. Kalıcı bir çözüm bulmadıktan sonra maalesef yani sürekli bir yerde işe başlayabilme olasılığım yok. Biliyorsunuz yani bazen kötü olduğu zaman sizlerden bir iki gün müsaade istiyorum. Çekim yapmıyorum ama bir iş yerinde çalışırken ben bugün ayağımın üstüne basamıyorum, gelemeyeceğim. İki gün evdeyim, üç gün geldim demek olasılığım da yok. Onun için yani anlayacağınız, doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı, bir çıkış yolu bulamadım. Sıkıntılar da üst üste gelince böyle birazcık kendimi kötü hissettim. Ben de dedim ya daha öncesinden, yalanı dolanı sevmiyorum. Arkamdan iş çevirmesini sevmiyorum. Doğru bildiğim bazı şeylerin de yanlış olduğunu, yalan olduğunu öğrenince biraz rencide oldum. Biraz da onları kafaya taktım galiba. Böyle bir anda dediğim gibi tepe taklak geldim. Belgin ne yapabilirim Nihal abla da dedim. Hiçbir şey, böyle bütün camlar açık, yeter artık diye bağırmak istiyorum sadece dedim. Ama şükür iki gündür iyiyim. Dediğim gibi Burak ve Eray çok iyi geldiler. Çok güzel de eğlendim. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Hatta bazıları demişti sigara içtiğim için ses değişti. Bunun sigarayla alakası yok. Ben 20 sene oldu sahneyi bırakalı. Ses açık değil. Ancak 2-3 gün şarkı söylemem lazım ki ses açılsın. Ondan ötürü. Etkisi var mıdır? Tabii ki vardır. Mutlaka vardır ama ben uzun süredir sahne yapmadığım için ses düzeni değişik. Bir de sahne aldığınız zaman oradaki ses sistemi sanatçıya göre ayarlanıyor. Gerçi sağ olsunlar orada arada hemen kısa vadede ayarladılar sağ olsun güzel insanlar. Beni her gittiğimde çok güzel bir şekilde ağırlıyorlar.
çenem düştü yine. Kahvemi de içemedim. İşler beni bekliyor. Evet, kahvemi içerken de sizlerden bugün izin isteyeyim. Umarım severek, beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Yarın siz canlarımla tekrar görüşebilmek üzere her şey ama her şey gönlünüzce olsun diyorum. Evet, akşam araştıracağım. Yarın tüyleri anlatacağım inşallah size. Yarın görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.